Merhaba arkadaşlar. Çözeltilerde derişim konusunu işleyeceğiz. Derişim, bir çözeltide bulunan çözünen madde miktarının ölçüsüne denir. Derişim türlerimize gelirsek birincisi kütlece yüzde derişim. Bir çözünenin 100 gramında çözünen maddenin gram cinsinden değerine diyoruz. Formülümüze gelirsek kütlece yüzde derişim eşittir diyoruz. Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100. Eğer ki diyorum yüzde derişimin değişmesini istiyorsam ne yapmalıyım? Çözeltide kütlece yüzde derişimin değişmesi için ya çözünen ya da çözücü miktarı değiştirilmelidir. Çözeltide çözücü ekleme ya da çözünen madde çöktürmesi gerçekleşiyorsa kütlece yüzde derişim azalır. Çözeltide çözücü buharlaştırma ya da çözünen ilavesi gerçekleşiyorsa kütlece yüzde derişim artar diyoruz. Peki bu nasıl olacak? Eğer ki diyorum benim bir tuzlu suyum var. İçerisindeki çözünen miktarım nedir? Tuzun miktarıdır. Çözelti kütlem nedir? Tuzla suyun bir arada olduğu karışımın kütlesini almış olurum. Eğer ki ben buraya bir katı madde eklersem, yani tuz eklersem, çözünen kütlesini aynı zamanda çözelti kütlesini de artırmış olurum. Ama eğer ki diyorum ben buradan su buharlaştırması ya da su eklemesi gibi kavramlar yaparsam sadece çözelti kütlesini azaltmış ya da arttırmış olurum. Aynı türden çözeltileri karıştırırsak peki formülümüz nasıl olacak? Burada baktığımızda yüzde derişim son çözeltimiz eşittir diyoruz. Birinci çözeltimizin yüzdelik dirimi çarpı kütlesi artı ikinci çözeltimizin yüzdelik dilimi çarpı kütlesi devamında hani başka çözeltilerimiz varsa devam edebilir. Bölü diyoruz kütleleri toplamına. Bununla ilgili birkaç örneğimiz var. Örneklerimize bakarsak 80 gram tuz kullanılarak kütlece %20'lik sulu çözelti hazırlanıyor demiş. Çözeltideki su kütlesi kaç gramdır? Formülümüz belli. Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100 bizim formülümüzü veriyor. 80 gram tuz dediğim kısım ne? Benim çözünen kısmım. Bölü diyorum. Çözelti kütlem ne kadar? Çözelti kütlem içerisindeki çözünen tuz miktarım artı x diyorum su kütlem kadar çarpı 100. Bu neye eşit? %20'lik dilime eşit. Peki diyorum sadeleştirirsem %20'yi sadeleştirdim. 5 kere var. 5 çarpı 80 400'e eşit. O da 80 artı x'e eşit. 400 eksi 80'den de 320 gram bana x'i yani x ne? Su kütlesini verir. Demek ki diyorum ki benim 400 gramlık bir çözeltim var. Bunun içerisinde 320 gramı su kütlesi, 80 gramı da tuz kütlesini verecektir. İkinci örneğimize geçersek diyoruz ki kütlece %30'luk bir miktar şeker çözeltisine 200 gram su eklenirse çözelti derişimi %18 olmaktadır. Buna göre başlangıçtaki çözelti kaç gramdır diye soruyor. Diyoruz ki bizim ne kadarlık bir çözeltimiz var? Bu x kadar olan bir çözeltimiz var. Peki bunun diyorum %30'luk kısmı bana neyi verecektir? Sadeleştirirsem 0,3 çarpı x gram kadar çözünen kütlem var. Yani çözünen dediğim şekerim var. Devamında diyor ki bunun üzerine 200 gram su eklenirse %18 olmaktadır. O zaman diyorum ki %18'lik kısmım var. Çizgimi çektim. Üstte çözünen kütlem yani 0,3 x kadar. Aşağısı çözelti kütlem yani ne kadar x kadarım. Üzerine de ne kadar ekledim? 200 gram ekledim. Çarpı 100 diyeceğim. Buradan işlemimi devam ettirirsem 18x artı 3600 eşittir 30x'e diyeceğim. 3600 eşittir 12x. Tarafları 12'ye böldüm. Sadeleştirdim. X buradan 300 gram çıkar. Yani demek ki benim başlangıçtaki çözeltim 300 grammış. Devam ediyoruz. Kütlece %10'luk 120 gram ve %30'luk 180 gram tuzlu su çözeltileri karıştırılıyor. Oluşan yeni çözelti kütlece yüzde kaçlıktır diye soruyor bize.
Burada baktığımızda ne yapıyoruz? Aynı türden iki tane çözeltiyi birbirleri içerisinde karıştırmış oluyor. Peki formülüm neydi? Formülüme bakarsam birincisinin yüzdelik dilimi çarpı ne kadar kütlede olduğu artı diyorum. İkincisinin yüzdelik dilimi çarpı ne kadar kütlede olduğu eşittir diyorum. Bir yüzdelik son derişimim var. Çarpı ne diyeceğim? Kütleleri toplamı. Yani 120 artı 180 diyeceğim. Buradan işlemlerimi tekrar ettiğimde 1200 artı 5400 yapıyor. Eşittir yüzde son çarpı 300. Buradan toplamım ne kadar yapacaktır? Kısa yolu düşünelim. Şu sıfırlarımızı götürelim. 66 eşittir yüzde son çarpı 3. Tarafları böldüm. Son derişimim benim ne kadardır? 22. Yani yüzde 22'lik bir yeni çözeltimiz oluşmuş demek oluyor bu. Devam ediyoruz. Diyoruz ki 40 gram kütlece yüzde 60'lık, 80 gram kütlece yüzde 40'lık tuzlu su çözeltisi karışımından kaç gram su buharlaştığında çözelti kütlece yüzde 56'lık olur diyor. Nasıl yapacağız? Diyoruz ki yine aynı şekilde karıştırma problemi bu. Demek ki diyorum ki yüzde 60'lık, yani 60 çarpı 40 artı diyorum yüzde 40'lık, 40 çarpı 80 eşittir diyorum. Yüzde son derişimim ne kadar olmuş? 56. 56 çarpı ne kadar diyorum toplam kütlem? 80 buradan, 40 da buradan, 120 gramlık bir karışımım var. Ama benim buradan bir buharlaştırma işlemi gerçekleştirdiğim için eksi x kadar bir çıkartmam gerekiyor. Devam ettiğimizde işlemi yaptığımızda ne diyeceğiz? Burası 2400 artı 3200 eşittir 56 çarpı 120 eksi x. Burası zaten toplamda 56.000 eşittir 56 çarpı 120 eksi x yapar. Şunları sadeleştirirsem 100 eşittir 120 eksi x'ten x de bana 20 gram. Yani demek ki 20 gram su buharlaştırmış ki çözeltimiz %56'lık olmuş. Bu kütlece yüzde derişimdi arkadaşlar. İkincisi hacimce yüzde derişim. Hacimce yüzde derişim sıvı sıvı çözeltilerde derişimi belirtirken kullanıyoruz. Yani ne yapıyoruz? 100 mililitre çözeltide çözünmüş olarak bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarına denir. Bir öncekisinde kütlece yüzde derişim demiştik. Kütlece yüzde derişimdekinin aynısı. Hacimce dediğimizde sadece hacmini alacağız. Yine aynı şekilde çözünen hacmi bölü çözelti hacmi çarpı 100 formülümüzü kullanmış olacağız. Şimdi örneğimize bakarsak diyoruz ki hacimce %25'lik 1600 mililitre metil alkol çözeltisindeki suyun hacmi kaç mililitredir? Ne diyor bana? Hacimce yüzde derişimde %25'lik olduğunu söylüyor. Peki diyorum ne kadarlık bir metil alkolüm var içerisinde? Bunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Yani çözünen kütlemi bilmiyorum. Ama toplam çözeltimin kütlesinin 1600 olduğunu biliyorum. Çarpı 100 diyeceğim. Buradan işlemimi yaptığımda şununla şunu sadeleştireyim. 4. Yani ne çıkacak buradan bana? 4x eşittir. 1600 tarafları 4'e bölersem x buradan 400 mililitre çıkacak. Bu 400 mililitre içerisindeki çözünenden bahsediyor. Çözünen hacmi. Bana suyun hacmini soruyor. Eğer ki ben toplam çözeltimin içerisinden çözünen kütlemi çözünen hacmimi çıkartırsam suyun hacmine ulaşmış olurum. Yani 1600 eksi 400 diyeceğim. Buradan 1200 mililitre bana suyumun hacmini verecek. Devam ediyoruz. Hacimce %20'lik 500 mililitre alkollü su çözeltisine 300 mililitre alkol ekleniyor. Oluşan yeni çözelti hacimce yüzde kaçlık olur diye soruyor bize.
Ne yapacağım? Diyorum ki %20'lik 500 mililitre dediğine göre bunun içerisindeki çözünen alkolden bahsedelim. Ne kadarlık olacaktır diyorum. Diyorum ki 500 çarpı 20 bölü 100 dersem, sadeleştirme işlemini yaparsam ne kadar çıkacak? 100 mililitre içerisindeki çözünen alkolden bahsediyoruz. 300 mililitre alkol ekleniyor üzerine. Demek ki ne yapacağım? Çözünen bölü çözelti hacmimden yola çıkaraktan diyorum ki yüzde derişim eşittir. 100 mililitre alkolüm vardı. Üzerine ne kadar daha ekliyorum? 300 mililitre daha ekliyorum. Şuraya çarpı 100 koyacağım. Toplam çözeltim 500 mililitreydi. Üzerine 300 mililitre daha alkol eklemiştim. Buradan işlemimizi yaparsak ne yapacak? 400 bölü 800 çarpı 100'den şunları sadeleştirirsem demek ki bu yüzdelik dilimim %50 oluşacak. Demek ki çözeltim yüzde kaçlık olacak? %50'lik olmak zorunda. Üçüncüsü olarak dersek ağırlık hacim esasına dayanan yüzde derişim. Ağırlık hacim esasına dayanan yüzde derişimde katı sıvı çözeltilerde kullanılan bir derişim birimimizdir. Yani yüz açım biriminde çözeltide çözünen maddenin kütlesi olarak da ifade edilebilir. Bunun formülüne bakarsam yine aynı şekilde çözünen bölü çözelti diyoruz ama çözünen kütlesi bölü çözelti hacmi çarpı 100 olarak ifade edeceğiz. Formülümüze yola çıkarak da örneğimize bakarsak 200 mililitre çözeltide 50 gram çözünmüş tuz bulunmaktadır. Bu çözeltinin ağırlık hacim yüzdesi ne kadardır diyor. Ağırlık hacim yüzdesi eşittir derim. İçerisindeki çözünen kütlem 50 gram bölü çözelti hacmi 200 mililitre çarpı 100 diyorum. Şu sıfırlarımı sadeleştiriyorum. Buradan 50 bölü 2'den ağırlık hacim yüzden %25 çıkıyor. Sonuncusu olarak dördüncüsü ppm derişim, yani milyonda bir kısımlıktan bahsediyor. Ne diyoruz? Bazı çözeltilerde 100 gram ya da 100 mililitre çözeltide çözünen madde miktarı çok azdır. Bu durumda çözelti derişimi olarak ppm kullanılır. Ppm dediğimiz 1 milyon gram çözeltide çözülmüş olarak bulunan maddenin gram cinsinden miktarına ppm derişim olarak diyeceğiz. Yani ne yapıyor? Derişimi kütlece veya hacimce yüzdeyle ifade etmenin zor olduğu durumlarda ppm'i kullanacağız. 10 üzeri 6 gram olarak almış olacağız. Diyoruz ki çözelti kütlece ise ya da çözelti hacimce ise nasıl formülümüz var? Eğer ki çözeltim kütlece ise M çözüneni bölü çözelti, ikisini de gram cinsinden alıp çarpı 10 üzeri 6 ile çarpmış olacağız. Çözelti hacimce ise ppm'i çözünenin kütlesi yine gram cinsinden bölü çözeltinin hacmi mililitre cinsinden çarpı 10 üzeri 6 olarak almış olacağız. Yani 1 gram 10 üzeri 3 miligrama eşit, 10 üzeri 6 mikrograma eşit, 10 üzeri 6 nanograma eşit. Bu değişkenlere çevirme işlemlerini bilmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki hani 1 gram cinsinden miligrama çevirmemi isterse 1 gram 1000 miligrama eşit, 1 litre 1000 mililitreye eşit, 1 litre 1 desimetre küp aynı zamanda 1000 santimetre küpe eşit, 1 kilogram 1000 grama eşittir deyip örneğimize bakıyoruz. Diyor ki bize 8 miligram X tuzu ile hazırlanan 100 gram çözeltide X derişimi kaç ppm'dir diyor. Şimdi benim burada çevirme işlemini yapmam gerekiyor ama ben biliyorum ki 10 üzeri 3 miligram benim 1 gramıma eşit. Peki diyorum bana verilen soruda 8 miligram dersem ne kadar grama eşit? Ben buradan X'i 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 grama eşit olarak bulmuş oluyorum. Devamında ne diyeceğim? Ppm eşittir. Çektim. Çarpı 10 üzeri 6 mı koydum? Dedim ki ne kadar kütleye sahibim? 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 grama. Peki diyorum ne kadarlık bir çözeltimin içerisinde? 100 gramlık bir çözeltimin içerisinde işlemimi yaptığımda ne olacak?
Buradan 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri 6 çarpı bunu üzerine alırsam 10 üzeri eksi 2 olacak. Buradan da 80 ppm'e eşit olmuş olacak diye. Arkadaşlar teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İyi çalışmalar diliyorum.